2001 Tuvalet'in 77. bölümünün ikinci partı daha yayınlanmadı ama bu bölüm hakkında bir sürü bilgi aldık. Bu yeni aldığımız bilgiler da Fukum'la yakın zamanda yapılmış bir röportajdan geliyor. Astrolar hakkında büyük bilgiler, 79. bölümle alakalı önemli bir bilgi ve tonlarca duymadığınız yeni bilgi var. Ancak sizden tek ricam, videoyu sakın başından sonuna veya ortalarına sardırmayın. Çünkü 10 röportajdan 10'u da çok önemli. O zaman aşağıdan 10.000 beğeni attıysanız ki bu çok zor değil, sadece like tuşuna basmanız lazım. Ve abone olduysanız 2 milyon abone için hadi başlayalım. Ve evet, videomuz başladı arkadaşlar. Bu videoda önce röportajları göstereceğim. Röportajlardan sonra da kendi teorilerimi kısaca bir değerlendireceğim. Yani neler olabilir, neler bitebilir. Direkt ilk röportajla başlıyoruz. Önceki bu röportajı yapan kişi Iron Kameraman. Ondan alıyorum. İlk röportaj geldi. Evet. Türkçe çevirdim bu arada hepsini. Daha da siz de anlayabilirsiniz diye. Ben de doğru çevirebilirim diye. Olabildiğince iyi çevirdiyse ona göre bakacağız. Google Lens. Şimdi ilk soru şu. Astro UFO ve sahte G-Man 60. bölümde neler konuştu? Biliyorsunuz 60. bölümde böyle bir sekans vardı. G-Man'le konuşuyordu, sonra saldırıyorlardı. Profesör Talip falan filan geliyordu. Ve bu noktada Dafuk'un verdiği cevap çok garip. 79. bölüm, ki şimdiye kadar alakasına hiç aklımıza 79'la alakalı bir şey yoktu. 79. bölüm birçok bilgiyi ortaya çıkaran bir şeyin kilidini açacak. Burada anlamamız gereken şey şu. 79. bölüm böyle aşırı bomba bölümü olmayacak. Ne güzel anlattım. Böyle epik mepik bir bölüm olmayacak. Hikayesinden önemli böyle ara bir bölüm gibi olacak muhtemelen. Ve o bölümde de bu hani ne konuştuklarıyla, yani astro tuvaletlerin arka planı ve G-Man'in hikayeyle bağlantısı, işte astrolarla bağlantısı, onu göreceğiz 79'da. Hani ben dedim böyle bomba aşırı iyi böyle bölüm olmayacak dedim ama belki de öyle bölüm olacak, öyle şaşıracağımız bölüm olacak ki bu bilgiyi öğreneceğiz. Orası birazcık tartışma konusu. Yani gerçekten önceki bölümlerden bir şey çıkıyor. 79'un tersi 97 veya hani şeyden bakarsak böyle ters çevirirsek 67 oluyor. Bilmiyorum. Enteresan yani. Muhtemelen böyle arka plan hikayesiyle alakalı bir şeyler öğreneceğiz. Şimdi hızlıca ikinci soruya geçtik. İkinci soru. 66. bölümde POV kameramanı öldürülen Titanların resmini içeren bir mesaj aldı. Yani diyor ki hatırlarsanız gizli ajan Photoshop yapmıştı. Titanların öldüğüne dair bir Photoshop yapmıştı ki bu ittifakımızı daha da sinirlendirsin diye, daha da güçlendirsin, daha da hırslandırsın diye. Diyor ancak bundan önce gizli ajanın bir resmini gizli ajanın bir resmini ve okunamayan bir metnini gördük. Ne yazıyordu? Sanki biz bunu zamanda anlamıştık ya ne yazdığını. Dafuk da böyle bir hareket yapmış. Yani bu ne Arda Güler sevinci mi veya ne bileyim Messi'nin sevinci mi, neyi anlamadım ama böyle bir şey cevap vermemiş doğru düzgün. Ya yani biz burada zamanda bu teori videosunu yaptığımız zaman biz anlamıştık onu ama Iron Kamer niye böyle bir şey sordu bilmiyorum. Üçüncü soruya geçtiğimizde gizli ajan henüz görmediğimiz biriyle işbirliği yapıyor. Oo, bu bizim teori. Mails Fredis 49. Burada ismini yazmamış ama bakın burada söylüyor. Eğer öyleyse diyor, yani kimle işbirliği yapıyor diyor. Bir insan mı? Bir ittifak ajanı mı? Kayaklı hangi tuvaletten bahsediyor? Normal tuvalet herhalde. Tuvalet mi? Astro tuvaletler mi? Dafuk da çok erken diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki burada Dafuk cevap vermeyecek olsaydı, çok çok uzak olsaydı bu bir gizli ajanın işbirliğini öğrenme şeyimiz, hiç cevap vermezdi. Ama burada çok erken diyor. Yani bir tık ilerisi orta diyelim. Şöyle, kimle işbirliği yapıyor bu noktada? Hani kim olduğuna cevap vermiyor ama abi Mails Fredis 09 arkadaşlar, yani zamanda hiç inanmadınız, bana sonra inanmaya başladınız ama gelecekler yani arkadaşlar, bu işbirliği olacak. Burada muhtemelen kastettiği kişi de o Iron Kameraman. Hani eğer öyleyse kim bu diyor, insan mı diyor, insan kim olabilir? 70. bölümde görmüş, 73 ya da 70'te görmüştük. El birbirlerinin elini sıkıyorlardı arkadaşlar Mails 9 modeliyle. Orayla alakası bir şeyler olabilir, çok erken demiş. Burada net bir cevap vermemiş. 10 sorudan 4.'üne geçtiğimizde Skimmy Tuvaletler artık Aliens, yani ittifak ile arkadaş olduğuna göre birlikte çalışmalarını bekleyebilir miyiz? Örneğin yeni bir Titan yaratmak veya mevcut bir Titan'ı geliştirmek için bilgilerini birleştirebilirler. Bunu biz söylemiştik hatırlarsanız. Dafuk da zaten muhtemelen demiş. Yani biz dedik ki bizim ekibin, bizim ittifakın gücüyle, zekasıyla tuvaletlerin birleşini düşünün dedim ve ortaya bir Titan çıkardıklarını düşün dedim ki bunu da doğrulamış oldu Dafuk. Yine bir teorimiz daha bölüm gelmeden tutmuş oldu. Yani muhtemelen dediyse evet demektir bu. Yani evet. Nasıl bir Titan gelebilir bilmiyorum. Yani bu Astro Titan modelini aslında yeni bir Titan oluşturup yapabilirler bizim tuvaletlerle kameramanlar birleşip. Tabii ki burada her şey olabilir. Şimdi 5. soruya geçtik. Bilim adamının ölümünden önce Astro tuvaletler Skimmy tuvaletleri topluca saldırmakta yavaştı. Yavaş saldırıyorlardı. Bilim adamının Astro tuvaletleri saldırmaktan caydıracak bazı gizli bilgileri mi vardı, yoksa ona sadece saygı mı duyuldu? Eğer bilim adamı olmasaydı neden 70'in bölümde Astroların dönüm noktası? Burada ne dediğini pek anlamadım ama demeye çalıştığı şey şu. Bilim
benim adam tuvalet ölene kadar az sonralar yavaş saldırıyordu. Bilim adamı öldükten sonra bir anda saldırmaya başladılar. Belki de bilim adamından çok korkuyorlardı astrolar. Bu sebeple ölmesini beklediler asıl atayma. Yani asıl ana beyin kısmı öldü G-Man ekibinin. Bundan sonra saldırmaya başladılar bence. Saygılık bir nokta yok. Dafuk da demiş ki astroların durumu analiz etmesi zaman alır. İttifak ne kadar güçlü olduğunu ve nerede saklandığını bilmiyorlar ama onların bir planı var. Burada da aslında şu, hani astrolar diyor, hani bilim adamı ölmeden önce diyor pek bir bilgiye sahip değillerdi muhtemelen. Hani ittifak ne kadar güçlü olduğunu ve nerede saklandığını bilmiyorlar ama onların planı var. Ya demek ki planları varmış, bilmiyorlardı o zamana kadar bu gücünü, cartı curtu. Bu saatten sonra öğrendiler ve daha da güçlü oldular. Daha da saldırmaya başladılar ama benim dediğim teori daha mantıklı yani. Gelip burada bilim adamından önce daha sakin saldırıp ana beyin noktası tuvaletlerin gidince daha ofansif. G-Man'i tek yakaladıkları için daha ofansif saldırmaları çok normal. Bunu da buradan anlayabiliriz. 6. soru. Skibidi tuvaletini yeniden insan yapmak mümkün mü? Eğer öyleyse Skibidi tuvaletlerin sesten etkilendiği için konuşmacı speakermenler bunu yapabilecek durumda mı? He, şimdi diyor ki burada yanlış anlamadıysam burada çevir hatası falan var. Hani de speakermenlerde böyle ses dalgası falan var ya. İnsanlar da ses dalgalarından sonra tuvalete dönüşüyor. Hani bunu speakermen üzerinden hani tekrardan insana dönüştürebilirler mi Skibidi tuvaletleri? Dafuka demiş ki dönüşümden sonra ancak daha iyi bir şey dönüşebilir. Burada bir çevir hatası var mı değil mi? Ben çevirmeden önceye baktığımda şunu anlayabiliriz buradan. Hani diyor evet dönüşümler olabilir diyor ama diyor hani burada kastettiği şey şu, sadece tuvaletler değil. Kameramanlar, speakerman falan onlar da dönüşebilir falan filan. Daha iyi şeyler görebiliriz tarzı bir şey söylüyor. Burada çevir hatası var. 7. soruya geçtiğimizde uzun bir soru. 24. sezondaki ilk bir sahnede Titan Team'in G-Man ile arkadaş olma ihtimallerinin düşük olduğunu bize bildirdi. İttifakın Skibidi tuvaletleriyle devasa birleşmesi sırasında izleyiciler merak ediyordu. TV-Man buna nasıl tepki verecekti? Ve ittifaka katılıp G-Man'e bir şans vermek için fikrini değiştirecek miydi? Dafuk demiş ki aşırı önlemler alabilir. Yani güvenmeyebilir. G-Man'e güvenmeyebilir noktası. Bu da bizim yaptığımız büyük TV-Man teorisine geliyor. Büyük TV-Man teorisi neydi onu da hatırlatayım arkadaşlar size. TV-Man'lerin kendi gezegenleri vardı ve G-Man astroyken o zamanlar oraya saldırdı. Belki de astrolar saldırdı bilmiyorum. Burada G-Man saldırdı. G-Man de astroydu. Oradan dolayı G-Man'e hiçbir şeyde güvenmiyor. Daha da kinli G-Man'e. Öyle bir teorimiz vardı. Hani aşırı önlem alabilir. Güvenmeyebilir cevabını getiriyor aslında Dafoe'un bu söylediği şey. Şimdi 8. soruya geçtik. 77. bölümde Astro Tatler'in acımasızca insanları öldürdüğünü ve Skibidi tuvaletleri gibi onlara bulaşmaya bile çalışmadığını gördük. Bu da şu soruya akla getiriyor. Astro Tatler nasıl çoğalıyor? Dafoe demiş ki Astro Tatler insanları umursamaz. Evet yani en son bölümden de insanları diye öldürdüklerini hiç umursamadıklarını anlayabilirsiniz. Öldürdüklerini tuvalete bile dönüştürmüyorlar yani böyle bir dominant bir ekip diyebiliriz belki. Böyle güçlü bir ekip astrolar. Bilmiyoruz. İnanın bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şimdi 9. soruya geçiyoruz. Burada hata olmuş ama cevap yazıyor. Bakın saat 2:54'ten sonra yazıyor. Astro tatiller hali hazırda kaç gezegeni ele geçirdi? Bu önemli bir soruydu çünkü astro tatillerin biz uzaylı gibi bir şey olduğunu ve hani ana hedeflerinin tüm gezegenleri ele geçirme olduğunu demiştik. Söyle bahsetmiştik. Burada Fık diyor ki çok. Birçok evreni ele geçirmiş bu astrolar. Burada aklımıza şu geliyor. Benim aklıma şu geldi. Maze Freddy's 09'un Bitbox evreni yani o videoda o animasyonda evrenleri ele geçiren bir Maze 09 modeli vardı ve çoğu evreni patlatmıştı. Tek tek evrenleri patlatıp kendi bizim evrenimize geliyordu. Hani bu aslında astro tuvaletler bunun bir temsilcisi mi? Hani bunun bir şey gibi mi? Hani tuvalet hali gibi bilmiyorum hani. Belki de astro tuvaletlerden o adam çıkacak. Astro tuvaletlerin başından o adam çıkacak. Çıktığında biz Maze 09 sanacağız ama aslında o gerçek Maze 09 değil. O Maze 09'un şeytani varyantı falan. Buraya bağlanma noktası düşünülebilir. Böyle bir senaryo dönebilir burada. Siz de bunu şu anda yorumlar kısmına değerlendirin. Çünkü çok mantıklı geliyor bana. Hani astrolar gezegenleri ele geçiren çarlar ve bu noktada G-Man de mesela bunların başıydı ama G-Man belki de bu sebeple astrolardan ayrıldı. Astrolar da hani biz tüm evrenleri ele geçirme planımız var. Sen buna engel oluyorsun. Sen bunu istemiyorsun. Bize ihanet ediyorsun mantıken düşüncesine girip. G-Man'i astrologdan düşürmüş olabilirler. Yani G-Man'in iyi bir karakter olma kısmında buradan geliyor. Merhaba Dutchless tuvalet geldi. Ve şimdi son soruya geçtik. Bu soru birazcık gereksiz bir soru ama aslında bir yandan da detay sorusu. Diyor ki Iron Kameraman, peki diyor bugünkü röportajın en önemli sorusu. Kameraman geri dönüşlerindeki dördüncü kişi kim? Yani bu kameramanların kameravamının insan halini gördüğümüz kısımdaki bu şuradaki kişi kim? Çünkü soldaki bilim adamıydı. Sağdaki kameravamın da en sağdaki de Plunger'dı. Bu noktada kim o dediğimizde Dafuk demiş ki başka bilim adamı kameraman 35. bölümde ölen bir kameraman demiş. 35. bölüme baktım. Orada ölen kameramanlardan birisi. Evet. Bilim adamı kameramanlardan birisi ve bu bilgi hani detay aslında. Her yerde bir detay var. Biz bunun üstüne neler demiştik hatırlamıyorum. Biz Dark Speakerman demiştik ama değilmiş. O da önceden ölenlerden biriymiş ama bak Iron Kameraman burada yanlış bir soru soruyor. Bak Iron Kameraman bulurum. I will find you. I will find you bro.
take your hands on the camera woman. Camera woman is mine. Demiş ki arkadaşlar, artık röportaj bittiğine göre bana gizlice söyleyebilir misin? Kimseye söylemeyeceğim. Camera man'in yazıyor da kameraman değil, o yanlış çeviriyor. Camera woman'ın insan formunu geri alma şansı var mı? Aslında önemli bir soru ama bunu benim sormam lazım Dafuk'a. O yüzden chill. Chill man, she is mine. Böyle bir cevap da gelmemiş. Bari sonrasında cevap gelmemiş böyle bir soru. Ne zaman geleceğini ben de merak ediyorum açıkçası. Yani hangi soruydu? Bir soruda geçiyordu hatırlarsanız, hani geri dönecekler mi falan filan. İnsan modellerine dönüşümlerini göreceğiz mi? O da hani daha fazla modelin... Ya, bu, ya boş verin işte, o dönüşebileceklerini söylemişti. Ben de merak ediyorum. Tam da iyi insan lafının üstüne gelmiş. Evet, burada Plunger'ı şeyin aldı. Bak buradan da büyük bir hikaye yatacak. Yani Plunger woman oldu artık Plunger man. Plunger man Plunger woman'a dönüşmedi. Yani kamera woman Plunger woman'a dönüştü. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Şimdi teori kısmına geçelim hızlıca. Şimdi arkadaşlar, benim şöyle bir bilgim var ama bunu bir verebilir mi bilmiyorum. Ya yani şu direkt detayıyla söylemeyeyim. YouTube'sal sıkıntılardan dolayı Dafuk Boom bu bölümü çok aksatabilir. Yani çok detaylı söyleyebilir miyim bu aldığım infoyu, bu aldığım bilgiyi bilmiyorum ama elit kameramandan aldım bu bilgiyi. Gecikebilir. Yani elinde olmayan olaydan dolayı ama bilmiyorum. Yani o birazcık Dafuk'a kalan bir şey. Dafuk'un motivasyonuna kalan bir şey. Yani bunu çok detaylı söylemeyeyim, beni anlayabilirsiniz. Bu noktada bir ay falan bilmiyorum. Çok uzun bir süre ama bir ay falan gelmeyebilir, bilmiyorum. Yani belki de çok hızlı gelecek, inanın bilmiyorum. Sızıntı mısıntı gelse hani belki bir bilgimiz olursa... Mesela şu olabilir. Bir sürü sıntı verir bu sefer. Öncekilere göre daha fazla sıntı verir Dafuk ama daha uzun sürede çıkarır olabilir. İnanın bilmiyorum neler olacak, neler bitecek. Belki de süreçte detaylarını veremiyorum. Bu süreçte hiç önemsemeyip direkt de atabilir, bilmiyorum. Buralar soru işaretleri. Yani bölümün gelmesi, çıkış tarihi açısından bir bilgi vermem gerekirse bunları söyleyebilirim. Bunun dışında teori olarak da, yani önceki videoda söyledim. Önceki teori videosunu izleyebilirsiniz. Daha mantıklı yerler var. T-Man'lerin veya G-Man'in iyi biri olduğu tarafında bir teori yapmıştım. Zaten Part 2'de neler olacağını da biliyoruz. Düşündüğümüz kadarıyla hani bir şeyin Speaker Man'in gelişeceğini, onların base'ini ve sonunda G-Man'le anlaşma döneceğini. Belki Speaker Man gelişmeden G-Man'le bir anlaşma döneceğini. Üçüncü partta da toplu herkesin toplaşıp atlatması. Yani Titan kameranın kurtarmasını görebiliriz. Belki de G-Man yardım edecek Titan Speaker Man'in gelişmesine. İnanın bilmiyorum. Yani Speaker Man'in üzerinden oynayabilirler. Reaktörü üzerinden oynayabilirler. Oraları göreceğiz. Detaylarını ilerleyen bölümlerde çıktıklarını da göreceğiz. O zaman başka konuşacak bir şey yok. Bunu söyleyeyim. Şunun bir duyurusunu yapayım. FNAF hikayesini duyurmuştum hatırlarsanız. Büyük bir FNAF hikayesi gelecekti, 2 saatlik. Bunun yapımı uzun sürdüğü için böyle birazcık geçiştirme videosu olmuyor tabii ki bu. Ama hani çok fazla biliyorsunuz benim kanalımda bir uğraştığım, deli dehşet uğraştığım videolar var. Hani bir de normal attığım videolar var. Bunlar normal attığım videolardan. Bu sıralar attığına onları haberiniz olsun, yani bunları belirtmek istiyorum ama o video çok güzel video olacak. FNAF hikayesi, hepiniz beklemede kalın. Her gün video atıyorum, yayın yapıyorum. O zaman kendinize iyi bakın, başka görüşmek üzere. Abone olun, like atın. Bay bay.